aynı kolaylıkla gerçek ölümleri yaparken bir tereddüt hisseder mi etmez mi? Daha önce defalarca denemiş, tuşlara basmaktan ibaret olarak görüyor neredeyse, öyle koşullanıyor veya fazla acıtmıyor. Bir tek insanın ölümü bile bizim için ne anlam ifade eder bizim inancımızda? Orada bir şey ifade etmiyor. Bir oyun gibi gözüküyor ve işte gerçek tehlike bana göre dijital olan alanda duyarlılıklarımızın körelip reel olan alanda dijitalmiş gibi düşünecek hale gelmemiz. Ana sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Ve böylece kötülüğün sıradanlaşması denen şey gerçekleşmiş oluyor. Bir zamanlar Frankenstein romanı, filmi izlemişsinizdir. Bir bilim adamı bir canavar yaratır laboratuvarda ve bu kötülükler yapar. Şu anda dijital alanda dijital Frankenstein'lar, bunların bir kısmı bizim çocuklarımız da olabilir. Milyonlarca var dünya ölçeğinde düşündüğünüz zaman ve çok merkezi yerlerden sistematize ediliyor bu Frankenstein'lar. Ve duygusal boyutta eklenerek paralı, parasız, zevkli, zevksiz her gün ölüm seansları düzenleniyor her yerde. Zor olan şey şu, bilgisayarın düğmesini kapattığımızda hiçbir şey orada kalmıyor. Oradaki dünya, oradaki dünyayı eklemlediğimiz zihin, orayla iletişim içinde olan zihnimiz orada kalmıyor. Bizimle beraber veya çocukla beraber taşınıyor. Her nereye gidiyorsak oraya. Ve şu soruyu soruyoruz. Orayı, dijital olan alanı burası mı belirliyor? Yoksa artık orası burayı mı belirliyor? Yani reel dünya mı dijital dünyayı yönetiyor? Yoksa tersi mi? Bu bir soru. Ve doğası gereği başta özelliklerini verdiğimiz ve hala öyle olan duyarlı, naif, korunmasız çocuk birkaç ay içinde diyelim ustalaşıp hunharca insan katletmekten dijital alanda da olsa zevk alan bir çocuğa nasıl dönüşüyor? Ve bu dönüşüme engel olmak mümkün mü? Ve bir şey daha var. Çocukluk artık çocukluk olarak saklanabilen bir şey değil. Ve dijital alanla tanışmamış olan çocuklara zavallı gözüyle, az gelişmiş gözüyle bakılıyor. Tıpkı silah endüstrisine aşırı şekilde sahip olan, onları üreten ülkelerin çok gelişmiş, öldürme teknolojilerine sahip olmayan ülkelerin az gelişmiş olarak nitelenmesi gibi dijital alanla tanışmamış diyelim Afrika'daki bazı ülkeler, ama onlar da görmüşsünüzdür fotoğraflarını, çamurdan cep telefonu yapıyorlar mesela. O cep telefonuyla selfie yapıyorlar çamurdan veya çamurdan başka şeyler yapıyorlar. Yani etkisinden kurtulabilmiş değiller. Her yeri, herkesi etkiliyor. Ticaret dediğimiz şey dijital alanda da çok fazla var. Orada da mağazalar var. Orada da büyük karlar söz konusu. Kapitalizm dün kötülüyorduk. Bugün aynı kapitalizm dijital dünyada örgütlenmiş durumda. Binlerce dijital mağaza var. Ve elinde akıllı telefon veya tabletle akşam kendi odasında yatağın altına giren bir çocuk, yorganın altına, her çocuk daha doğrusu, dünyanın en kriminal, en çirkin, en aklınıza gelmeyecek sokaklarına girip çıkıyor ve girip çıkabilir. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok, hiçbir şey. Böyle bir dünyadayız. Ve artık onlar buna alışalım, bizim çocuğumuz değil. O dijital mahallenin veya küresel köy dediğimiz köyün ya da mahallenin çocukları. Bu gerçeğe alışalım, bu böyle. Elbette
bir çocuğa iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ve güzel ile çirkini ayırt etme bilincini siz ya da okul verebilmişse çocuk bazı şeyler kendi kendine isterse engelleyebilecektir. Ama bu verilmemişse geçmiş olsun. Artık çocuklar, dünyanın bütün çocukları bu dijital sistemin dünyadaki değerli bir parçası, müşterisi ve o bütünün bir parçası olmazsa olması ve bazen ebeveyniyle beraber bir parçası bu sistemin. Bazen çiftçilik yapıyorlar dijital ortamda. Ne güzel diyorsunuz. Hayvan besliyorlar. Dijital yemleri atıyorlar dijital hayvanlara. Dijital ürünleri alıyorlar falan. Ama diğer taraftan işte bu masumiyetin yanında az önce bahsettiğimiz ağır şiddet olayları da var. Diyeceksiniz ki dünya kötüye mi gidiyor? Şöyle bir şey var. Eski Sümer tabletlerinde yazılar çıktı. O zaman da deniyor ki gençlik bozuldu. Dünya çok kötüye gidiyor. Yani on binlerce yıl önce de bu şikayet böyle var. Elbette karşıt, kötülüğün karşıtı, iyilerin de bir örgütlenmesi, bilinci vesaire var. Fakat kötülük kadar örgütlü olmadığını söyleyebiliriz. Bunun biliyorsunuz her şey zehir. Dijital olanı da verimli kullanmak mümkün değil mi denebilir. Bu bir mantık. Bana göre değil. Ya da çok zor. Yani televizyonda ne gösterirseniz gösterin şovdan ve eğlenceden ibarettir sonuçta. Mantık odur. Dijital alanda da böyle. Şu anda dijital alan bütünüyle bitse, elektrik ortadan kalksa veya bu devam ederken yeni bir akım başlasa, bütün çocuklar tabiata çıksa, her gün otlarla, kuzularla haşır neşir olsalar, böyle bir akım başlasa, her gün milyonlarca çocuk kırlara gidiyor, saatlerce dönmüyor. Bundan da şikayet ederiz. Bu da başka bir zehirlenme deriz. Dolayısıyla insanları kendi kapsamı içerisine alan, bir anlamda esir eden şey, bir anlamda karşı konulamıyorsa o zamanın ruhudur. Bu böyledir. Ve yani yapacak çok fazla şey yoktur. Bu sel, dijital, bugün dijital diyoruz. Başka bir şey de olabilir. Çiçek çocuklar zamanında başka bir şeydi. Amerika'daki bit kuşağı denilen zamanda başka bir şeydi. Hep şikayet edilen veya hep çözülmüş gibi gözüken, moda olan ve yetişkinlerin şikayet ettiği yeni akımlar, durumlar her zaman var ve her zaman olacak. Şu anda bundan şikayet ediyoruz. İşte yarın bu başka bir şikayet konusuna dönüşebilir. Özetliyorum. Şu anda uyumsuzlar, mutsuzlar, doyumsuzlar ve anlamsızlar psikiyatristlerin kapılarını aşındırıyor. Bizim ülkemiz önceden dalga geçiyordu. Batı deliriyor diye. Bir şairin şiiri var, Amerika'yı anlatan bir şiir. 25 bin akıl hastanesi ve bombalar diye tanımlıyor Amerikan toplumunu. Şimdi bizde hiç olmayan akıl hastalıkları, duygusal bozukluklar vesaire bunlar yüksek düzeyde var. Ve psikiyatrların kapılarını aşındırıyoruz dediğimiz gibi. O çok eleştirdiğimiz Batı'nın hastalık olarak gördüğümüz neyi varsa şu anda daha fazlasıyla biz mağluruz. Ve 70'lerde televizyon yaygınlaştığı sırada Batılı sosyologlar şikayet ediyordu aileyi hissizleştiriyor diye. Şimdi geldikleri noktada o sosyologlar şunu diyor. Televizyon ne kadar bütünleyen bir şeymiş bizi. Bir arada tutuyormuş. Şimdi herkes atomize, herkes tek başına ve ne yaptığını kimse bilmiyor.
Keşke 70'lerdeki gibi televizyonun karşısında tekrar aile bir araya gelebilse. Geldiğimiz noktada dünya budur. Biz şu anda bu dijitalleşen çocukluğu ve dijital olarak zehirlenen çocuğu görüyoruz ve fakat hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü biz de onların birkaç yıl sonra geleceği yerdeyiz. Sağlıklı bir rol modeli olarak karşılarında durmuyoruz ve durmamız da çok mümkün gözükmüyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız var mı acaba? Soru alabiliriz. Buyurun Şahin Bey. Mikrofonu. Teşekkür ediyoruz. Bir daha. Teşekkür ediyoruz. Ben. Bu kadar kısa sürede aslında bizim hayatımız ve geleceğimizin profilin önüne koyduğumuz için biraz belki fazla realist ve korkutucu yoktu bu tespitleriniz ama siz anlatırken benim aklıma şu geldi. Yaklaşık 25 yıl önce bir dergide, haftalık bir dergide bir haber vardı. Amerika'daki çocuk cinnetleri bize de gelir mi? Böyle bir ünlem. O gün şartlarını düşündüğüm zaman tabii böyle ne cep telefonu var ne o hiçbir şey yok. Ama böyle bir kafamda bir soru işareti oluşmuştu. Şimdi onu sakladım ben. Şimdi hala o kültür her geçen gün tekrar bölüme koyduğum zaman ve bugün sizi dinledikten sonra da muhtemelen öyle bir şey karşılaşabilir miyiz? Ya da bunun için ne yapmak gerekiyor? Yani toplumsal bütün çocuklar tamam bireysel belki böyle. Ama olumsuz toplumu da ilgilendirecek şekilde bir boyuta gelmesini nasıl önleyebiliriz? Evet. Yani çözümler ve sorunlar başka bir oturum konusu bence. Ben sadece gördüğüm veya hissettiğim, bir kısmına şahit olduğum şeyleri gecikmiş bir tespit aslında bunlar. Yani internet bu ülkeye geldiğinde bu ülke için endişe duyan kurumlar, kimseler var ise o zaman bunlar konuşulmaya başlamalıydı. Ama biz şöyle bir toplumuz biraz, şifahi bir toplumuz. Kitapla daha haşır neşir olmadan televizyonla tanıştık. Ve hızla internete eklendik. Bu icatları içselleştiren ve aşamalarını soğukkanlılıkla izleyen Batı toplumlarından farklı olarak biz otomobilin en konforlusuna da, iletişimin en konforlusuna da paraşütle atladık. Dolayısıyla o aracın veya cihazın toplumsal veya bireysel sorun aşamalarından habersiziz veya hiç onları konuşmayı sevmiyoruz. Ama o cihazın doğası gereği onunla hemhal olduğunuzda o sorunun burada da çıkmaması için hiçbir sebep yok. Çıkar. Mantığı öyle çünkü. Yani televizyon izliyorsanız her gün bir göz bozukluğu, yani biyolojik olanı söylüyorum. İşte o sürekli oturmaktan kaynaklanan başka bunlarla karşılaşırsınız. Ruhsal olanı, toplumsal olanı falan vazgeçtik. Bunun bir mantığı vardır ve bu mantık bizim toplumumuza etki etmesin diye bir şey olamaz. Mercedes'e biniyorsanız, BMW'ye biniyorsanız bunun bir bedeli vardır. Bunu ödersiniz. Artı bir adama çarptığınızda ölür. Dolayısıyla ona uygun yolları, ona uygun trafik düzenini oluşturmadığınızda televizyonun yol açacağı etkileri hesaplayıp baştan hiçbir tedbir almadığınızda o sorunlar ertelenmez. Yine gelir, siz sadece hazırlıksız yakalanmış olursunuz. İnternette de böyle. Şimdi tek çare geliyor aklımıza, ne yapmak? Kesmek veya siteyi iptal etmek. Hiçbir anlamı yok.
Yani navigasyonun, uzaydan gözetlemenin vesaire mümkün olduğu bir askeri alanda diyelim, fotoğraf çekmek yasaktır diyorsunuz. Bu kadar komik aslında. Dolayısıyla maruz kaldığınız sistemden daha önde ve aynı mantıkla düşünen başka korunma sistemleri, korunmak istiyorsanız eğer, bunları düşünmediğiniz sürece o mantığın deneysel alanı olmaya devam edersiniz. Size kurşun atılıyor. Canlıyı öldürmek üzere tasarlanmış kurşun atılıyor ve yeterli bir şiddetle gelip sizi öldürüyor. Korunmanın bir tek yolu var. Ya kurşunun önünde olmayacaksınız hedef olarak, gizleneceksiniz. Ya da kurşunun işlemediği bir zırh giyeceksiniz. Başka yolu var mı? Bunda da çok farklı değil. Yani modernlik kavramı altında bize zarar verdiğini düşündüğümüz ne varsa hem bunları kullanalım, konforunu hayata geçirip, hem bunun zararları bize gelmesin, böyle bir şey mümkün değil. Yok. Ya kendi modern yaşam biçimimizi, formunu ve bunun gerekli aletlerini, cihazlarını siz oluşturacaksınız. Size ait bir şey olacak, olabiliyorsa. Ama yani televizyon nasıl size ait olacak? Ne kadar olabilir? Düşünelim, yani sadece sıkarsınız insanlar. Çünkü o bir eğlence kültürüne ait bir şeydir. Önceden şairler, diyelim nüktedan adamlar eğlendiriyordu toplumu veya uyarıyordu. Şimdi onun yerini medya dediğimiz, işte gazeteler, televizyon falan, bunlar aldı. Değişen bir şey yok. O adamlar orada gözüküyor. Bir sözü olan bunu her platformda söyleyebilir. Sözünüz yoksa söyleyeni dinlersiniz. Yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bu işin çözümü şudur diye bir şey yok. Bunun bir cevabı yok yani. Şu anda yok. Buyurun. Yakındayken. Teşekkür ediyorum işleriniz için. Bu dijital dünyada biz eğitimcilerde hepimiz nasibimizi aldık. Bir eğitimci olarak okullarda akıllı tahtalarımız var. Akıllı tabletlerimiz var. Ama öz eleştiri olacak. Öğretmenlerin de üretkenlikleri galiba ünlerle yaklaşıyor. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani interneti açıyor öğretmen akıllı tahtadan. İzleyin çocuklar. Tamam. Öğretmenin kendi ürettiği, kendi yorumları, zihinsel gücü konusunda da bir zehirlenme var mı acaba? Bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi okul sistemine ben karşı olduğumu söyledim zaten. Bunun yani akıllı veya deli tahtalarda yapılması çok önemli değil. Bir defa siz 10-15 yıl bir çocuğu alıyorsunuz ve sonuçta ortaya dil öğretemediğiniz ama öğretme iddianız var. Müfredatta dil eğitim var. Matematik öğretemediğiniz, müziği öğretemediğiniz, belki nefret ettirdiğiniz bir genç çıkartıyorsunuz ürün olarak. Değil mi? Yani bunu akıllı tahtalarla bu sıkıcı formasyonu desteklemenin ne gibi akıllı bir yanı olabilir? Yani çocuk diyor ki ben vişne marmelatını sevmiyorum. Balık yağını sevmiyorum. Siz diyorsunuz ki son teknoloji, makineler geldi, ağzını aç. Çok daha kolay yutacaksın. Ama çocuk onu sevmiyor. Yani mesele bu. O yüzden yazdığım anayasada benim bir madde var. Zorunlu öğretim 1 yıldır. Gönüllü olan daha sonra, 1 yıldan sonra okumak istiyorsa bu çocuk imtihana tabi tutulur gönüllüler arasından. En yüksek düzeydeki ve en istekliler alınır ve bunlara da maaş bağlanır. Gerçek bir öğrenci, gerçek bir eğitimden geçer. Öğretmen de aynı şekilde. Şimdi düşünün, yüz binlerce okul var. 800-900 bin tane öğretmen var ve sürekli atanıyor. 16 milyon öğrenci var. Eğitim sistemi diye bir şey, eğitim sisteminin 2 sorunu var diyor bazıları. Bir eğitim, 2 sistem. Sürekli değişiyor. Bu iktidar zamanında işte 5-6 kez değişti. Söylenen sözlere bakın sistem değişirken. Hepsi aynı. İşte en son yine değişti.
TEOG vesaire. Yerinde ne var diye baktığınızda bir şey yok. Olacak. O da değişecek. Ya akıllı tahta veya tablet falan, bunlar Amerika'da daha önce denenmiş. Ciddi eleştirmenler tarafından bunun bir çözüm olmadığı, yani okuldaki eğitim araç gereçlerin modernleşmesi veya hızlanması eğitim kalitesine etkisi ölçülmüş ve bunun bir çözüm olmadığı görülmüş. Çok önce, ya 30-40 Öküz'ün Ağası diye çok nefis bir kitap var, bir eğitim bilimci yazarı. Çok sıkı bir adam, yüzlerce araştırmanın sonuçlarını veriyor. Orada baktığınızda ya eğitim sisteminin çıkmazları, dil öğreniminin nasıl olması gerektiği vesaire nefis makaleler var. Ve bu araç gereç meselesi, bilgisayar falan orada da tartışılmış. Ve varılan sonuç ve ortaya çıkan şey araç gereçlere veya modern tekniklere bağlı olarak öğretim kalitesinin yükselmeyeceği yönünde. Biz kendi çocukluğumuzu hatırlayalım, öğrenciliğimizi hatırlayalım. Sizin yaşınızı bilmiyorum. Hüseyin Hatemi anılarını yayınladı, iki cilt, dergah yayın. Orada kendi öğrenciliğini anlatıyor, biz daha eski. Bir kurşun kalem, bir tane defter. Ama işte öğretmen idealist, çocuklar idealist, her şey çok sade, kafaları karışmamış. Onlara çizilen ufuk kendileriyle mütenasip biçimde vesaire baktığınızda mahrumiyetler içerisinde bir nesil. Ama yetişen şeye baktığınızda, yani eğitimin kalitesi. Şimdi her ilde bir üniversite var. Her ilde özel okullar var. Kimse de mahallesindeki okula gitmek istemiyor. Neyin peşindeyiz yani? Ve ufuk olarak gösterdiğimiz şey çocuklara iyi bir lise sınavı ortaokullar için. Liseler için de iyi bir üniversite. Oradan mezun olanlara bakıyoruz. Ne elde ettik diye. Yani yine hayıflanıyoruz. Dolayısıyla eğitim sisteminden bizim ne beklediğimiz sınavlar dışında, eğitimden neyi kastettiğimiz, gerçekte neyi öğrettiğimiz ve bu öğrettiğimiz şeyin bir insanın geçimi dışında kendi benliği veya ülkesinin ne anlam ifade ettiği, bunlar artık uzaysal konular gibi, hiç yani kimse düşünmüyor. Can sıkıcı şeyler bunlar. Fakat baktığımızda işte koltuk kapmadan vesaire ibaret çok sıkıcı bir gençler topluluğu görüyoruz. Bu yani imrenilecek bir şey değil bana göre. En seçkin olduğu varsayılan üniversitelerimizden çıkan mezunları da hesaba katarak söylüyorum. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Ben Kamil Gerberis'im. Şimdi biz sizi dinledik, dinliyoruz sevgili hocam. Aynı zamanda görüyoruz ama sanki buradaki temel aksiyon kendi adıma dinleme daha ağır. Yani kulak. Siz eğitim üzerine çalışan bir insansınız ve bahsettiğiniz dijitalleşme de bizim anlama, algılama yeteneklerimizden gözü daha çok kullanıyor sanıyorum, görme. Vahiye kulak verdiğimiz zaman da vahiye kitabımıza dinlemekten bahsediyoruz. Önce işitmezler, sonra görmezler. Rabbimiz kendini bize tanıtırken ve huve semiul alim, ve huve semiul nasir der. Ve yine azap ayetlerine baktığımızda, mesela Mülk suresine baktığımızda, niçin buradasınız? Biz işitseydik ve affetseydik burada olmazdık. Yani işitme, dinleme yetisi hep gözün ve görmenin önünde. Ama bu yaşadığımız çağ, işte modern çağ, görsel gözü ve görmeyi kullanıyor. Buradan mutlaka notlarınız vardır. Birkaç cümle istedim. Şimdi Mesnevi dinle diye başlar biliyorsunuz. Bişne diye başlar. Ve ezber eğitimin çok önemli bir parçasıdır aslında. Şimdi biz ezberi çok kötülüyoruz yıllardır. Ezbere dayalı eğitimle ezber bambaşka şeyler.
eskiden bir tabir vardı, kulak mollası diye. Duymuşsunuz demek. Dinleyerek ve eskiden nota sistemi yoktu. Bizim büyük müzisyenlerimiz de dinleyerek ve onu aktararak birine, yine kulak yoluyla. Müzik böyle nesilden nesile geçer. Çok büyük müzik parçalarımız, ağır bestelerimiz bile temeli kulaktır. Şimdi görsel çağ bu çağın isimlerinden biri. Ve bu efekt dediğimiz bilgisayar yardımıyla bu görsellik hileli halde ama çok cazip bakıyoruz. Çünkü çok konforlu bakmak. Sinema endüstrisi ve bunun geldiği nokta, üç boyutlu filmler vesaire bir süre sonra odanın içinde bunların oynadığını falan göreceğiz yani. Özel gözlüklerle falan şu anda kısmen hissettiğimiz algıyı daha dolaysız biçimde maceranın içindeymişiz gibi izleyeceğimiz günlerde gelecek. Var pilot örnekleri, seri üretime geçilmedi sadece. Dolayısıyla şimdi görselliğin bu kadar, şovun bu kadar ağır bastığı, sihirbazlığı düşünün, tarih boyunca hep ilgi çekmiştir. Çünkü göz hayret ediyor, şaşırıyor. Kulak çok şaşırmaz. Kulak ya rahatsız olur bir sesten, daha sahici bir şeydir yani kulak algısı. Kötü bir sesten diyelim, eşek sesinden rahatsız olur. Güzel bir sesten etkilenir ve ağlayabilir, gülebilir, hislenebilir vesaire. Göz de yapar bunu. Ama şimdi sinema endüstrisi müziği, edebiyatı, birçok sanatı içinde barındırıyor ve en etkileyici sanat formlarından birisi şu anda sinema. Zaten telefonlarımız, televizyonlarımız hepsi görsellik üzerine hemen hemen. Hepsi. Birçok çizgi film hiç söz yok. Görsellikten ibaret. Ve gözün yanıltılması çok zor bir şey değil. Şeyde ya biz kitap okurken yine gözden yararlanıyoruz. Ama orada yoğun olarak zihnimizi ekliyoruz göze. Bir seçicilik, bir eleştirelik, beğenmediğimiz bir cümlenin kenarına not alma, soru işareti, bunlar zihni işlet. Ama televizyonda maruz kalıyor, sadece görüntüler geçiyor. İzlemediğin zaman veya sorgulayayım dediğin zaman kopuyorsun. Olayları kaçırıyorsun. Filmlerde belki uzmanlar defalarca izliyordur. O başka bir şey. Onun için genel insan bu görüntü akışına maruz kalıyor. Dijital akış dediğimiz şey bu görsel akışı da içinde barındıran medyayı vesaire bir yön şeyi içine alan diyelim işte Twitter kullanıcıları çok iyi bilir. Sürekli akar. Kaç kişi takip ediyor? Sürekli akar ve bir gün içerisinde on binlerce mesaja maruz kalırsınız. Ne kadar seçici olabilirsiniz? Tartışılır. Orta çağdaki bir insan ömrü boyunca tanıyacağı insan sayısı 500'dü. Sadece 500. O kadar tanıyabiliyordu. Fizik şartlar o kadar. Şimdi 500 kişiye biz girdiğimiz herhangi bir AVM'de, gittiğimiz herhangi bir okulda, 2000 işte görüyoruz. Zihin bunları nasıl ayıklayacak? Yani merkezileşme dediğim şey, insanın kendisini sabit hissetmesi, oradan bir şey üretmesi giderek imkansızlaşıyor. İşte dijital yaprak dediğimiz şeye dönüşüyoruz hepimiz. Dijital selin önünde. Bu neyi getiriyor? Bu anonimleşmeyi getiriyor. Yani biz yüz binlerce insan maruz kaldığımız güçlü medya etkisi neyse aynı şeyleri düşünüyoruz. İşte aynı şeyler moda oluyor. Bir ayakkabı, bir renk, bir hissetme biçimi. Yine çok klasik bir örnek medya tarihinde, modern medya tarihinde. Irak işgali sırasında bütün o dramlarla ölen insanlarla falan değil, bir petrole bulanmış Karabatak'la meşgul edildik, hatırlarsınız. Çok iyi bir müzik eşliğinde, Ermeni bir müzisyenin Duduk'u.
durup durup televizyonlar onu gösteriyor. Veya gezi eylemleri sırasında hatırlayın simgeler üzerinden neyi nasıl hissediyorduk ve aslında gerçeklik neydi. Dolayısıyla bu medyanın mantığı, bizi etkileme araçları vesaire çok incelenen, düşünülen şeyler. İlk anda sosyal medyada da bir şey anda tepki veriyoruz. O anda öyle. Yani hiç araştırmadan tepki ve 5 dakika sonra o olayın hiç öyle olmadığı, hepimizin manipüle edildiği ortaya çıkıyor. Sakatlık ve tehlike varsa o bu. Diğer taraftan sosyal tabaka verisine dönüşü, elimizdeki cihazlar, bunların fiyatı vesaire. Bir Erzurumlu 7-8 ay çalışmış ve bir iPhone telefon almış son model. Kahveye gidip hava atacak, arka cebine koymuş. Kahvede otururken unutmuş işte çat diye bir ses. Allah'ım ya Rabbim inşallah belim kırılmıştır demiş. Tahammül edemiyor yani insanlar böyle. Mikrofonu şöyle uzatabilir miyiz? Olsun. Ben hiç duymuyorum. Siz duyuyorsunuz değil mi? Ben de duyuyorum. Mikrofon... Mikrofon açık mı acaba? Siz benim adıma dinlerse hiç duymuyorum. Değişti, mikrofon değişti. Hiç duymuyorum. Sizden alacağım soru. Mikrofonu biraz yaklaştırsanız. Hiç mi bir şey yapamayacağız? Yani bu selebe öyle hep kapılıp gidecek miyiz? Yani çocuklar 20 yaşta geldiklerinde ne olacaklar? Hiç mi önleyemeyeceksiniz? Evet, soruyu alabilir miyim? Soru şu. Bir anne olarak, 3 çocuk annesi hanımefendi galiba. Bu dijital seli nasıl engelleyebiliriz? 20 yaşına kadar. Engelleyemezsiniz. Hiç mi yani 40 yıl önce bir sene kapılıp gidecek miyiz? Yani şöyle, oksijen gibi bir şey artık insanlar öyle varsayıyoruz şu anda. Siz cep telefonu kullanmadan yaşayabiliyor musunuz? Zorlanırsanız yaşarsınız ama bu aklınıza bile gelmiyor. O çocuğun hiç gelmiyor. Çünkü o hayatın içine doğdu zaten. 2000 yıllardan sonra, yaşamsal atmosferi, iletişim ve dijital platform olan bir alana doğdu sizin çocuğunuz. Yani verili bir dünyanın içine doğdu. Mozambik'te elektriğin olmadığı bir yerde doğmadı. İstanbul'da doğdu ve etrafında binlerce elektronik mesajın uçuştuğu bir yerde yaşıyor. Mümkün değil bana göre. Yani bir zorlayamazsınız. Şey almadığınızda herhangi bir elektronik aletle tanıştırmadığınızda elinizde televizyon yok vesaire okula gittiğinde sadece kendisi anormal olduğunu zannedecek ve başka sorunlar çıkacak. Engellenemez. Yani yasakçı bir bakış yok. Sadece şu var. Şimdi dünya dönüyor. Biz de içindeyiz. Bu dönüşün dışında kalmamız mümkün mü? Nasıl önüne geçebiliriz ancak? Dünyadan daha hızlı koşarak. Mümkün mü bu? Bunu yapabilirseniz dünyanın dönüş hızı sizi etkilemez diyebilirsiniz. Siz daha hızlı koşuyorsunuz. Rus tazısı diye bir tazı çeşidi vardır. Bir kurdu kovalarken kurt bir süre sonra kaçmaktan vazgeçer. Çünkü o Rus tazısının daire çizerek onun etrafında koştuğunu anlamıştır. Çemberin içindedir. Nereye koşarsa koşsun. Çocuklarımızın durumu da bu.
Ancak siz duygusal olarak onun için hazırlayacağınız ortamla, ev, çevre vesaire, duygusal olarak sadece bu şansınız var. Daha cazip, daha harika bir ortam hissettirebiliyorsanız ona, orada geçireceği saatlerden daha cazip bir şeyi onun dışında veya dışarıdaki hayatın, dijital olanın dışındaki hayatın daha anlamlı olduğu vurgusunu hissettirebiliyorsanız sadece burada şansınız var. Bu da çok zor. Çok zor yani. Şu kadar zor. O dijital programı hazırlayan uzmanlar ordusunun, müzisyenin, yazarın, çizerin, programcının daha üzerinde bir şey hazırlayıp çocuğun önüne koyduğunuzda ancak mümkün. Yani müziği çok seviyorsunuz diyelim. Babanız diyor ki beni dinle, ben güzel şarkı söylüyorum. Dinliyorsun. Bet bir sesse nezaketen bir iki defa dinlersiniz. Sonra isyan eder. Aynı şey. Annenizin yemeği kötüyse nezaketen yersiniz. Daha iyi bir yemek yemişseniz hep onu yemek ister. Hiç farkı yok. Çocuğun duygu ve zihinsel dünyasına hitap edemiyorsa sizin çabalarınız, sizi sevdiği halde, her anne çocuğun, çocuk da anneyi sever, anormal bir durum yoksa, nezaketen size evet diyecektir. Azap çekerek bir süresi katlanacaktır ama aklı orada olacaktır. Yani bu böyle. Buna alışalım. Buyurun Şamil. Pardon. Şimdi bu kadar açık bir gerçekle bizi bu akşam karşı karşıya olduğumuzu açıkladınız ki gerçekten hepimiz biraz şoktayız herhalde. Yalnız olsak daha acı şeyler söyleyebilirim. peki aslında bunun... Siz farkındasınız da biraz daha yalın hale geldi bence. Galiba o da olabilir. Peki bununla karşı bir çözüm olarak kitapların olduğunu düşünüyor musunuz ki bu kadar çok kitap yazmaya kendinize atfetmişsiniz? O zaman düşünmüyorum. Kitaplarda en fazla şu yapılabilir. Bu durumun, bu duruma ilişkin olarak bilinçaltında, yani çok daha temelde bu durumu eleştiren bir masal örgüsü vesaire, ancak sadece buna işaret edilebilir. Tekrar ediyorum, yani dijital alanın albenisi, cazibesi, arkasındaki uzmanlar ordusu sebebiyle, yani bunlar bir silah hazırlıyor gibi atölyede bir çizgi film hazırlıyorlar veya bir savaş oyunu hazırlıyorlar. Uzmanlar ordusu var. Walt Disney'in kaç bin çalışan olduğunu biliyor musun? Ve kaç yıldır çalışıyorlar? Yani sen Keloğlan masalıyla ona karşı çıkamazsın. Yok öyle bir şey. Ordu var yani karşında. Sen bir tane mermi atıyorsun, adam 500 tane atıyor. Şimdi bir şey var mesela, Amerikan savunma sistemi uzmanı demiş ki, Kuzey Kore aynı anda 400 tane füze başlığı atıyor. Biz bu 400 füzeyi karşılayabilecek savunma sistemini kurduğumuzda etkisiz hale getiriyoruz. Şu andaki mantık bu. Peki 800 tane atarsa aynı anda? Hiç söylemeden 800 tane ne olacak? O zaman diğer 400'ü yine hedefini bulur. Yani savunma ve saldırı karşılıklı hep bir diyalektik içerisinde. İyilikle kötülük, şeytanla melek dediğim şey, hak ve batıl daha temelde. Bu hep var. Tekrar ediyorum. İyilerin örgütlenme hızı ve gücü kötülerden daha az. Daha az. Ana sorun bu. İyilerin sayısı da kötülerden az. Efendim? İyilerin sayısı da az kötülerden. İşte değerimiz burada, eğer iyi olduğumuz iddiası varsa. Şey dikkatimi çekti benim. Anne baba diyoruz. Ebeveyn ya da
Ben bakıyorum şimdi, babaların birçoğu özellikle cumartesi, pazar, cumartesi, pazar, hatta pazartesi eğer televizyonu siyaset tartışmalara ya da futbol tartışmalarına naklen yayınlara ayırıyorsa, işte anneler de başka başka dizilere ayırıyorsa, gündüzde onlara hitap eden yine kadın programları, evlilik, boşanma her neye işte bunları ayırıyorsa, burada zaten aslında çocuktan önce bence anne ve babaların aile olarak bir problem var, toplumsal bir problem var. Çocuk da bence aslında çok akıllı davranıyor, ünlem koyuyorum. Yani o boşlukta çocuk ne yapacak? Çünkü orada başka bir televizyon da yok, elinde de hazır bir malzeme var. Ve anne baba ona itiyor aslında bir malzeme. Siz çocuğunuzla kaç saat geçiriyorsunuz haftada, hiç düşündünüz mü? Aynı sofrada kaç defa buluşabiliyorsunuz? Buluşamıyorsunuz. Efendim? Buluşma saatiniz yemek dışında çok az. Yani sohbet, şimdi biraz önce siz dediniz ki bir şifahi kültür geleneği var demiştiniz. Şimdi o zaten yok. Çünkü bir araya gelinen saat çok sınırlı. Onda da sizin dediğiniz gibi zaten iletişim kopuklukları var. Dil ve nesil olarak. Yani burada belki biraz daha anne ve babalar üstünde de durmak gerekiyor. Ya bir çocuk yürümeye başladıktan sonra şimdi yabancı biri, ev dışında biriyle teslim ediliyor bir defa. Kreşten başlıyor artık. Siz bir çocukla 24 saati doya doya ne zaman geçirebiliyorsunuz bir düşünün. Ve bu bir yılda kaç defa oluyor? Ve çocuğun sizin dışınızda geçirdiği zaman iyi veya kötü diye nitelemiyorum. Fiziksel olarak sizden ayrı olduğu zamanları düşünün. Yıllar önce bir Hürriyet yazarı yazmıştı. Çocuğumu elit yetiştireyim diyor. Çağdaş yetiştirelim. Köşesinde yazdı. Levent'te işte özel bir kreşe, anaokuluna vermiş. Orada bale öğretiliyor. Çağdaş Batı müziği dinleyecek falan. Ben istediğim çocuk tipine daha kolay geçiş yapacağım diye düşünüyordum diyor. Bir gün çocuk eve geldi diyor. Mavi mavi, masmaviyi söylüyor diyor. Nasıl oluyor diye araştırdım diyor. İşte servise giderken dolmuş şoför onu dinliyor diyor. Yani koruyamadık diyor maalesef. Nihat Genç de bir gün bana şey demişti. Çocuğum daha hamileyken, anne karnındayken dedi çocuk. Ona ney falan dinlettim dedi. Seni düşünerek dedi. Çocuk büyüdü şimdi Tarkan dinliyor başka bir şey dinlemiyordu. Nasıl oluyor dedi. Yani sosyoloji içinde yer aldığımız toplum ve bunun dolaşımda olan kültürel formlar, içerikler, bunlar tek tek bireylerin kontrolünde şeyler değildir. Toplumsal bir şeydir ve toplum bir cehennemdir, yetişkinlerin bir cehennemidir daha temelde baktığınızda. Ve sizin bu cehennemden korunma şansınız yok gibidir. Bir yangın herkesi yaklaşık derecede ısıtır. Aslında konuşmacılar isimlerini söylese de isimleri öğrenmiş olsak. Ben Ömer Serenç. Müsaadım hoş geldiniz. Eyvallah. Getirdiniz. Ben sadece bir katkı olsun babından birkaç kelime söylemek istiyorum. Tabii ki insanoğlu yaratılış itibariyle çok dinamik bir şey. Yani anlık etkileşimleri var. Anlık etkileniyor, anlık tepkiler verebiliyor. Çünkü sonuçta Allah'ın kendisi murad ettiği bir yarattığı bir canlı yani. Dolayısıyla çok dinamik. Kendi ruhundan üflemiş madem. Bu kadar canlı yani. Her şey açık, her şey kapalı olabiliyor. Az önce hanımefendinin bahsettiği gibi bizim de kız ve erkek çocuklarımız var. Aynı problemlerimiz var. Ama onlara bırak, biz de eve gidince aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Bir haber, birisini takip etmek gibisinden. Milyonlarca enformasyon bombasının altında kalıyoruz bombardımanla. Ben birkaç örnek vermek istiyorum. Mühendislikte güzel bir tabir vardı. Burada mühendis arkadaşlarımız var, inşaat mühendisleri de. Dedik ki, suya set çekemezsiniz, suyu durduramazsınız. Ancak suya yol verirsiniz, yönlendirirsiniz. Yani bu temel bir şey aslında yani felsefe. Yani bu medya bombardımanında da böyle bir yol açılabilir. Allah rahmet eylesin, Necmettin Erbakan Hoca'nın da az önce sizin bahsettiğiniz gibi işte diyorlar ki Amerika'nın
bu kadar füzesi var, işte Amerika'dan Türkiye'ye vuruyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Biz ne yapacağız? Çok gerideyiz. Ya diyor, biz onu yapamayız ama biz onu durduracak bir şeyler yapabiliriz. Az önce örnek vermiştiniz ya. Yani bu yine bu savunma hattında kalmış oluyoruz maalesef. Çünkü çok dinamik bir şey. Yani ama az önceki tartışmaların ortasından bir şey söylemek gerekirse, yani tabii ki kötüler çok, iyiler, hayırla meşgul olanlar az ama iyilerin yareni Allah var. Yani bu önemli bir şey yani. Tek dayanağımız o zaten. Evet, yani biz hayra, Mehmet abinin onun burada olmamasına rağmen sıklıkla söylediği, işte anın vacibini yapmak durumundayız, doğru olanları yapmak zorundayız. Ama zor tabii, yani iyilik, doğruluk zorlar üzerine kurulu bir şey. İnşallah bir yol bulacağımıza inanıyorum. Hepimiz dertliyiz bu konuda. Yani sadece çocuklarımız değil, kendimiz de öyleyiz yani. Çocukları bir kenara bırakırsak. Ben çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Teşekkür ederim. Şimdi o kadar dijitalleşmeyle içli dışlı olduk ki biz kendimiz de bu dünyanın içinde olmayan birini geri kalmış gözüyle bakıyoruz. Yani Batı'nın bize söylediği şeyi dönüp biz kendi içimizdeki arkadaşlara neredeyse yapmaya başladık. Ve yabancılaşma dediğimiz şey, önceden insanın kendine yabancılaşması diye bir şey vardı. Şimdi biz eğer dijital bir ortamdaysak bizimle beraber aynı ortamda olmayana yabancılaşmış gözüyle bakıyoruz. Bunlar da zihnimizdeki başka prangalar. Yani kendi atomize olma halimiz yetmiyor. Başkaları da bizimle beraber bu sele, bu kişiliksizliğe kapılsın istiyoruz. Başkalarının felaketini de diler hale geldik. Yani işte hiç cep telefonu almayan birine deli gözüyle rahatlıkla bakabiliyoruz. Hiç haber dinlemeyen birine dünyadan bir haber, bir şeyden anlamaz adam zannediyoruz. Oysa o adam kendi kişiliğinin, kimliğinin farkında ve bu tehlikelere bulaşmak istemeyen çok özenli bir bilinç sahibi olabilir. Bu kısmı da var. Yani kirlenmek denen şey zihinlerimizde oluyor önce. Ve bu o kadar kirleniyor ki zihnimiz. Bu kirliliğe hiç bulaşmayanları biz işte yabansı, geri ve gerçek kirli falan zannetmeye başlıyoruz. Bu da işin başka bir boyutu. Teşekkür ederiz. Buyurun, son soruyu alalım o zaman. Teşekkür ederim öncelikle Mevlana Bey. Aslında hem gerçekleri hem de çok karamsar bir tablo önümüze koydunuz. Şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. Ne dersiniz? Birazcık tek yönlü baktık olaya bugün. Dijital dünyaya baktık. Ama konuşmalarınızdan da zaten şu anlaşılıyor. Karşımızda bir sistem var. Yani kapitalizmden bahsettiniz. İşte bu dijital medya, ya dijital dünyanın ürünlerini üreten bir mekanizma var. Şirketler var, kuruluşlar var, sanatçılar var vesaire. Ama aslında bunların hepsi kapitalizmin elinde birer araç. Yani ister televizyon olsun, ister gazete olsun, ister bir taş levha olsun üzerine bir hikaye yazdığınız ya da bir haber yazdığınız. Bunlar hepsi birer araçtan ibaret. Araçlar da İslam'a göre de ya da nasıl değerlendirirseniz değerlendirin, nötr eşyalardır. Siz bunu nasıl kullandığınız önemlidir. İster bıçak olsun, ister taş olsun. Yani insan öldürmeye de Allah korusun kullanabilirsiniz bir iyilik içinde. Aynı zamanda anlattıklarınızdan şunu da anlıyoruz. Yani bizim karşımızda bir sistem var ve bu sistem bizim değil. Yani biz bu sisteme uymuyoruz aslında. Kafamızda bizim şurada herhalde en azından buradaki insanlar ve dışarıdaki Müslümanların özlediği, arzuladığı bir yaşam tarzı var. Sağduyulu insanlar da bu sistemden rahatsız. Ve bunun karşısında tek kalırsak, dediniz ya iyilerin örgütlenme hızı daha yavaş. Tek tek kalırsak mücadele etme şansımız yok. Ama biz kendimize uygun, daha doğrusu işte yarenimiz Allah dedi Ömer Bey.
Rabbimizin bizden istediği bir sistem yok mu? Allah-u Teala bizden nasıl bir sistemde yaşamamızı istiyor? Hangi değerleri hakim kılmamızı istiyor? Çünkü şu anki sisteme bakıyoruz, kapitalist bir sistem. Kapitalizm bireyi kutsar adeta. İnsanın zevklerini, ihtiraslarını, hırslarını kamçılar sürekli ve onları tek şey, tek amacı zaten ya da insanlara kıymetli olarak gösterdiği şey zevk ve hırslarını tatmin etmektir. Başka bir şey yoktur bir kapitalist için. Ve tabii sistemi elinde tutanların kendi karlarını maksimize etmesi amaç. Gördüğümüz gibi bu sistemde A'dan Z'ye her şey bunun üzerine dayalı. Biz burada ister akıllı tablet kullanalım, ister gazete ile olsun. Yani kitleler hep manipüle edilir. Evet. O araçları kullanan güçler tarafından. Artık biz kendimize uygun bir sistemi inşa etmeye çok geç kalmadık mı? Yani ne zaman başlayacağız? Yok mu öyle bir çözümümüz bizim? Şimdi siz idealler dünyasından bahsediyorsunuz. Ben teknik fizik bir kuşatmadan söz ediyorum. Yani bunun içinde eğer bu sisteme karşıysak nasıl mücadele edilmeli? Bunun araçları ne olmalı? Bu başka bir soru. Benim söylediğim şey şu. Teknik olarak bu fizik araçlar ve bu fizik araçlar yoluyla iletilen mesajlar, görüntüler, sesler, duygular tarafından kuşatılmış durumdayız. Çok güçlü, çok kararlı, ne istediğini bilen bir iç direnci olmadan bu kuşatmadan çıkan çocuklarımızın da bizim de imkansız değil ama zorluğundan bahsediyorum. Ve bunun her yeri sardığını ve bizim bunun içinde adeta şöyle kaldığımız bir koyun sürüsü. Bir tanesi diyor ki, ben sürüden ayrılıyorum. Hepsi arkasından diyor ki, ben sürüden ayrılıyorum, ben sürüden, hepsi iner yere gidiyorlar. Yani bunun dışına çıkmak, bu gerçekliğin bir turman şov gibi dışına çıkmak için gerçekten güçlü bir zihinsel donanım sahip olmak. Yani Müslüman seçkindir ve seçicidir. Bu seçiciliği öncelikle bizim kendi zihinsel ve yaşamsal dünyamıza gösteremiyorsak, bir başımıza olduğumuzda işte sürüden ayrıldığımızı varsayan veya söyleyen sürü gibi oluruz bir anlamda. Dışına çıkmanın mümkün olup olmadığını düşünmüyoruz bile. Düşündüğümüzde de ne yapacağız? Yani bu araçları kullanmamaya tahammül etmekten başlıyor her şey. Bunu yapabilecek misiniz? Ama zaten sizin içinde bulunduğunuz toplumsal ve kurumsal yapı bunu icbar ediyoruz. Diyor ki e-devlet numaranı alacaksın. Senin kimlik numaran da şu. Sen sayısal bir varlık olarak hayatını idame ettirebiliyorsun zaten bir anlamda. Aracın var. Nereden benzin aldığına kadar her şey belli. Şu anda çok fazla kamera var. İngiltere'den daha fazla bizde kamera şu anda. Suçlar hemen yakalanıyor, dikkat eder. 2 saat içinde her şey çıkıyor ortaya vesaire. Yani görünmeden veya yaya olarak bir yerden bir yere gitmeniz de çok zor. Siz kendinizi sınırlamayı ve bu sınırlama yoluyla anlam dünyanızı genişletmeyi göze aldığınızda bunun bir sonucu olabilir. Ama kaç kişi bu konfordan vazgeçme gözü karalığına sahip? Bu telefonların yaydığı negatif enerji herkes söylüyor, biliniyor. İşte geçen bir şey öğrendim, çok şaşırdım. Bu vericiler hani zararlı diyoruz ya beyni. Az olması zararlıymış. Çok olması zararsızmış. Neden? Az olduğunda o verileri yaymak için daha çok enerji sarf ediyor. Daha çok dalga yayıyor. Çok olduğunda bu güç bölüşülüyor. Ve normal bir enerji yaymış. Hiç düşündünüz mü?
Dolayısıyla şimdi bu salonda da binlerce görüntü falan dolaşıyor. Biz elimizdeki cihazlar aracılığıyla bunların istediğimizi yakalıyoruz belli bir frekansta. Eskiden diyor bir arkadaşım var benim. Büyük insanlar diyor bu verileri, ses, görüntü o zaman da dolaşıyor diyor. Bunları bu cihazlar olmadan yakalayabiliyorlardı diyor. Kaybettiğimiz şey bu diyor. Bu da bir bakış. Bu şehrin dışına çıkmadan iktidar diyorduk. Şimdi biz iktidar olduk. Ev modeli olarak ortaya bir şey koyabildik mi? Yine blokları dikmedik mi? Başakşehir'den ve Hilal konutlarından başlayın. Arazi sorunu yoktu vesaire. Ama biz yine konutlar diktik. Gökdelenler diktik. TOKİ gitti Bursa'nın ortasına o yapıları dikti. Çeşmelerimiz niye akmıyor? Bir izahı var mı sizce? Ya bırakalım iletişim falan filan. Çok temel bir şeyden bahsediyorum. Meydan çeşmelerimiz dahil. Ama Mevlana ne engel var? İktidar olmaktan bahsetmemiştim. İktidar olmak, iktidar olan insanın, yani iktidar olmak, iktidar olan insanın bir ideali vardır ve bu ideali toplumu inandırmıştır. İktidar olmak kolay bir şey değil. Bir şey neydi sizin idealiniz ve ne oldu? Bir şey sorabilir miyim? Yani karşımızdaki sistemden bahsettik ya, her şeyi kuşatmış hemen hemen. Yani her şeyi kontrol ediyor da kimin iktidar olup olmayacağını tesadüfe ya da birkaç seçmenin oyuna bıraktığına inanıyor musunuz? Şimdi tartışma alanının dışında çok kaydık. Tekrar gelelim merkeze. Bir kuşatma altındayız. Doğru. Ve bunun içinde yer almaktan mutluyuz. Mutsuzluk emaresi görmüyorum ben. Ve bütün itirazlar niye bu mantık içerisinde yapıyorsunuz? O zaman bir ikiyüzlülük var diye düşünüyorum. Yani Twitter'a girip yok çünkü hayır Kenan sizi tanımıyorum. Twitter'a, Facebook'a girip orada dijital mantığı eleştirmek sizce doğru bir tutum mu? Yani ne kadar sağlıklıdır ya da? Ama başka yol bulamıyorsunuz mesela. Ama ben biraz önce dedim ya, dijital yani bir kısır döngü var. Araçları ben nötr olarak görüyorum. Araçların mantığı, araçların mantığını siz belirlemezsiniz. Araç belirler. Onu ve siz ona teslim olmuş durumdasınız. Şarjınız yoksa televizyonunuz, telefonunuz çalışmaz. Elektrik yoksa şarj, yani bu sistem birbirine bağlı katmanlardan meydana geliyor. Birbirine bağımlı. Geçişken ve çok temeldekini, başlangıcını yıkmadığınızda sadece debelenirsiniz. Mikrofonu alalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi Mevlana Bey somut diyelim, somut bir gerçekliği bize ayna tutarak yansıtmış oldu. Aslında hepimizin hem kendi hayatımızda hem evimizde yaşadığımız gerçekler bunlar. Fakat şöyle bir şey var. Yani biz veliler, ebeveynler olarak meseleyi sadece çocuklarımız söz konusu olduğu zaman çocuklarımızın bizimle iletişime geçmemesi, odasına çekilip işte o bahsettiğiniz dijital dünyada tek başına yaşaması olarak meseleye bakıyoruz. Yani telefonu bırakırsa, bizimle beraber yürürse, bizimle beraber koşarsa o çocukların mutlu, ideal, özlenen nesiller olacağını düşünüyoruz. Mesele bu değil. Şimdi Mevlana Bey birkaç hususa satır aralarına temas etti ya da paragraf başında. Bir tanesi kötülüğün normalleşmesi. Yani bu nesil üzerinde kötülük normalleşiyor, sıradanlaşıyor. İkincisi, çocuklarımız duygularını yitiriyor. Duygusuz bir nesil olacak, yani öyle gözüküyor. Üçüncüsü, konsantrasyon, odaklanma problemi var. Yani ben sadece bunu 2000 doğumlu ve sonrasındaki çocuklar üzerinden değil, yani 30 yaşlarındaki, 25-30 yaşlarındaki, hatta 40'lara kadar da varabilir insanlar üzerine de görüyorum. Yani internet yokken de bu problem, odaklanma meselesi özellikle var idi.
Fakat bu katmerleşerek devam ediyor. Şeyimi bağışlayın Mevlana, sizin bu konuşmanız bana bir şeyi de hatırlattı, bir çağrışma olarak. 80'li yıllarda üniversite gençliği arasında, İslamcı gençlik arasında en çok okunan kitap ve sizin az önce bir arkadaşınızdan bahsetmiştiniz, etkileyen bir kitap teknoloji konusunda, İsmet Özel'in 3 meselesiydi. Sanki tekrar hani bu konuşma üzerinden o kitaba dönmüş gibi, o yıllara dönmüş gibi hissettik. Bursa'da yani ben yaşamadım öyle bir şey ama kitabı okuduktan sonra Adem Turan gibi tanırsınız, şair arkadaşlar otobüse binmeyi bırakmışlar. O kitabı okuduktan sonra yürüyerek fakülteye gidip gelmeye çalışmışlardı. Bir kısmı fakülteyi tamamen terk etmişlerdi vesaire. Buna benzer yansımalar olmuştu. Güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederiz. Bir karamsarlık havası oldu mu? Oldu. Ama bu bir gerçek. Karamsarlığın sebebi, özür dilerim, şu. Biz... Yani kapkara yapalım ki en küçük bir ışık bile çıktığında gözüksün. Tabii ki bizim sığınacağımız, her zaman her durumda sığınacağımız bir yaratıcımız, Rabbimiz Allah var. Melekler var. Dua edeceğiz çocuklarımız için ve kendimiz için. Cenab-ı Hakk'ın orduları var. Fakat sadece Allah'a, meleklere ve ordulara güvenirsek biz insan olarak irademizle, cüz-i irademizle gerekli tedbirleri almazsak o özlemediğimiz kara gerçekle karşılaşabiliriz her an için. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.